Senel Taş kalıyorsa dörtüncü cadde altında var. Varmış burada bir tane. Taş arptığına kocaman buldum. Hasarı çok güçlü. Dövdürmesin fazla şey yapma. Azdırmayayım. Kaçarım. Öldürmek demiyoruz, imha diyoruz. Bu sarı kızlar yumurtalar ya. Evet, al bunlar işte bizim elimizde var. Evet. Acaba bu kadarları ha. Allah'ım. Bu dişlese var ya, çürüküyor. Akşam uyurken akrep rüya gördüm zaten. Rüyada işte akrep soktu. Ben de sandım ki rüyadır. Ondan sonra bağırmaya başladım. Eşim kalktı baktı. Kuyruğu halen içindeydi. Çıkarttı böyle kuyruğu. Elinle çıkarttı. Böyle uyuşmaya başladı bütün kolum, her yerim. Babamları aradım. Babamları hastaneye gittik. Hastaneden rapor falan aldılar. Şiddetli bir ağrısı vardı. Yani çok şiddetliydi. Şey yaptılar. Kan aldılar. Kanım işte çok şey olmuştu. Pıtılaşmıştı. Doktorlar sabaha kadar bırakmadılar beni. Akrep oğlumu soktu yukarıda evdeyken. Oğlumu soktu. Hemen hastaneye götürdüler. Hastaneden sonra şey kanını da aldılar falan. Bırakmadılar akşama kadar bizi. Çok ağrısı olduğu için çocuğun eli de şişti, bayağı şişti. Korkuyordum, evimde duramıyordum. Abimin evine yerleştim. Korkuyordum, akşamları uyumuyordum. Başka bir odaya geçtik, o odada akrep vardı. Evimizin olduğu yerde, yani bölgede çok akrep vardır. Kale bölgesidir. Çok akrep olduğu için yani orada yaşamıyoruz artık. İçinde var ya. Dur orada ya. Yemin ediyorum aynısını şeyde gördüm. Bunların bir adı vardı. Belgeselde. Bak. Dünyanın en tehlikeli sarı kız, sarı kız. Bununla vuruyor ha. Kuyruğuyla vuruyor bak. Nasıl kuyruğunu? Aha. Kuyruğuna nasıl vuruyor? Öldürdü onu. Öldürdü mü? Sultan. Öldürdü. İşte tadilatını yaptık, işte birkaç gün kaldık. Tam tadilat derken hani bir badana boya falan yaptık. İşte birkaç gün kaldık, baktık akreplerden dolayı yok yani korkudan uyuyamıyoruz çocuklar falan. Bizden çocuğu da ısırdı akrep 2 sene önce. İşte baktık olmuyor, tekrar bıraktım işte içerideki kapıları da söktüm. Babamların işte abilerim, babamlar zaten onlar aşağıda kalıyor. Onlara gittik işte orada işte şu an kalıyoruz. Hocam burası tam evimin girişi yani bahçesi. Bir taşı tesadüfen mesela kaldırdım. Buraya kocaman bir akrep. Bak. Kocaman. Bak hocam. Gördünüz. Ha. Hep akrep yani. Nereye gidiyoruz akrep? Tamam sağ yap. Buyurun nasıl fark ediyorsun? Nasıl bir şeydir? Öldürmek demiyoruz, imha diyoruz. Bu sarı kızlar yumurtalar ya. Evet, al bunlar işte bizim elimizde var. Evet. Acaba bu kadarları ha. Bu dişlese var ya, çürüküyor. Tupka bir yerde kavra. Var yoruldu. Fazla bıca. Nasıl yok. Bize bakayım ne be? Bir hafta önce işte saat 12 geçiyordu. Baktım eşim kalktı şey yani rüya gördü sandım. Korku içinde kalktı dedi valla koluma bir şey işi yaptı. Soktu. Ben dedim belki rüya görmüştür diye hani korkmuştur ben su verdim dedi valla kolum uyuştu. Ben koluna baktım böyle iki diken izi gibi akrep izi var. Yastığı kaldırdım baktım yastığın altında akrep var. Hemen yastığı tekrar geri bıraktım. Gittim terlik getirdim serçesi. Terlikle o akrebi öldürdük işte resmini çektik. Hemen doktora gittik. Doktorlar işte sağ olsun hemen müdahale ettiler. İşte hani korkudan o evde kalamıyoruz. İşte bir gün işte abimlerde kalıyoruz, babamlarda kalıyoruz. Öyle hani geçinip gidiyoruz hani idare ediyoruz. Sen
Burada bir sürü akrep var. Şu an 4 tane yakaladık. Her taşın altında bir tane hemen hemen çıkıyor. Hani boyutları çok büyük ve zehirleri de çoktur. Şöyle.